أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار
الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد بسم الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة والسلام على رسول الله Evet kıymetli izleyenler bugünkü hikayemiz Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin Raşka diye bilinen bir köyünde geçiyor. Bu köyde bir çift varmış. Yaşlı bir çift. Allah için yaşamış, Allah için birbirlerini sevmiş ve birbirlerine bağlanmış. Bütün köy tarafından, köy ahalisi tarafından da çok seviliyorlarmış. Her fani gibi amcamızın ölüm vakti yaklaşmış. Ölüm devşeğindedir amcamız. Olayın şahidi anlatır. Bizzat bu olaya şahit olan bir kardeşimiz. Ölüm devşeğinde olduğu için etrafında oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyorduk. Yaşlı amcamız hanımını ister. Hanımı gelir ama hanımı ağlamaklıdır, üzülüyordur. Ömür arkadaşı, can arkadaşı, can dostu ölüm devşeğindedir. Tabi yaşlı amcamız hanımından helallik ister. Hanım hakkını helal et. Gitmek üzereyim. Hanım, yaşlı amcamızın hanımı, teyzemiz daha bir şiddetli bir şekilde ağlamasını sürdürür. Yaşlı amcamız teselli etmek için, hanım ağlama, ölüm haktır. Hepimiz gideceğiz. Bütün faniler gibi ölüm bizi de yakalayacak, bizi de götürecek. Teyzemiz daha bir fazla, daha bir hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Amcamız hemen ciddileşiyor ve hanımına, teyzeye bakarak madem ki bu kadar seviyorsun, bu kadar üzülüyorsun, bu kadar samimiysen git hazırlan. Bir saat sonra birlikte gidiyoruz der. Hanımı odadan çıkar. Olayın şahitleri buna bir anlam veremez. Niye böyle söyledi diye. Birkaç dakika geçmiştir ki yaşlı amcamız vefat eder, Allah'ın rahmetine kavuşur, kavuşur. Bunu alırlar, yıkarlar, camiye götürürler, namazını kılarlar, mezarlığa götürürler, toprağı kazarlar. Tam gömecekleri vakit köyden haber gelir. Teyzemiz de vefat etmiştir. Teyzemiz de onunla birlikte gitmiştir. Evet kıymetli izleyenler, işte Allah için yaşamak, Allah'a tevekkül etmek, Allah için birbirini sevmek ve Allah için ölmek. Hayatın, yaşamın özeti bu. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinciyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Diyarbakır
Diyarbakır İl Müftü Yardımcımız Sayın Nihat Koç Hocam'la birlikte rızkı konuşacağız inşallah. Rızık nedir? Rızkı kazanmanın yolları nelerdir? Hep birlikte bunu değerlendireceğiz. Tabii Rehber İlahi grubundan Ömer Güneş ve Mücahit Oğur kardeşimiz ilahileriyle birlikte bizlere eşlik edecekler inşallah. Bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra hemen karşınızda olacağız inşallah. شعبان مها حبيبي دلاله في خمبري ما قد بزاري زلاله محارم بزاري محمتي محارم بزاري محمتي Beşir en nebi, es-sirac
Efendim iftar sevinciyle tekrar birlikteyiz. Rehber İlahi grubuna teşekkür ediyoruz bu güzel ilahilerinden dolayı. Allah razı olsun kendilerinden. Evet, bugünkü konuğumuz Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Sayın Nihat Koç Hocam ile birlikte bizler rızkı konuşacağız. Rızık nedir? Rızkı nasıl kazanmalıyız? Rızık endişesi taşımalı mıyız? Rızkı nereden kazanmalıyız? Rızkın haramı, helali, manevi rızkı da biraz işleyeceğiz, konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi kırmadınız. Geldiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Amcim hocam bizim. Önce şöyle bir soruyla başlasak. Rızık nedir? Genelde herkesin aklında olan bir konu. Yani nasıl açıklarız rızık evet. konusunu? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yüce mabetleri içerisinde bulunduran Aziz Diyarbakır'ımızdan, yüce dinimiz İslam'ın 5. hareminden, sahabilerin huzurundan Rabbimiz Yüce Allah'a, Rahman ve Rahim olan, kullarının her türlü ihtiyacını gören, gideren ve her türlü nimetlerini kullarının ayaklarının altına seren, Rezzak olan Rabbimiz Yüce Allah'a hamd senalar olsun. Amin. Hamdlerimizi Amin. Gönderiyoruz. Ve bu İslam dininin rahmet peygamberi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a da bu yüce muhabbetten yine bu alandan, bu mekandan sonsuz sayıda salat ve selam gönderiyoruz. Kıymetli hocam, rızık nedir? Tabi rızık konusu çok geniş, kapsamlı değerlendirmeyi hak eden bir konu aslında. Kur'an-ı Kerim'de defalarca altı çizilen bir meseledir. Fatiha suresinde Rabbimiz Yüce Allah, Fatiha suresiyle daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'i açtıktan sonra hemen ikinci surede Bakara suresinin ilk ayetlerinde bize وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ diyerek mümin kullarının bir özelliğinden bahseder. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda infak ederler. Şimdi malumlarıdır, Ramazan ayındayız. Ramazan ayının bugün 16. gününü tamamlamak üzereyiz, ikmal etmek üzereyiz. Rabbimiz Yüce Allah halel getirmeden, eksik nokta bırakmadan oruç ibadetini tamamlayabilmeyi ve Ramazan ayının feyzinden, bereketinden, nasibinden ve bize getirdiği rızıklardan nasiplenebilmeyi Rabbimiz Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Bu dualarla inşallah ben giriş yapmak istiyorum. وَمِمَّا رَزَّقِنَّهُمْ يُفِكُونَ onlara verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Şimdi dolayısıyla kıymetli hocam buradan bizim anlamamız gereken ilk husus şu. Yani insan oğlu neye sahipse hep Allah'ın vergisidir. Peki o zaman rızık ne? Şimdi rızık ne derken kıymetli hocam malumlarıdır, olaylar kavramlarla anlaşılıyor. Şimdi rızık birçok manayı içerisinde bulunduran yine geniş kapsamlı kelimelerden birisi Arapçada. Mesela insan oğlunun geliri ve serveti rızık olarak isimlendiriliyor. İnsan oğlunun yiyip içtiği şeyler rızık olarak isimlendiriliyor. Ve insan oğlunun giyip eskittiği şeyler de rızık olarak isimlendiriliyor. Evet. Yani yiyecek, içecek, gelir, iaşe, ibate bir cümle bunların hepsi rızık kapsamında değerlendiriliyor. Ama biz olaya din açısından baktığımızda, dini literatür açısından baktığımızda olayın çok daha farklı boyutlarda seyrettiğini görüyoruz. Şöyle ki, inen Mekki surelerde ilk ayetlerde Rabbimiz Yüce Allah bize Gâşiye suresinde dört kalemden özellikle bahseder. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Develere bakmazlar mı nasıl yaratılmış? وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Gökyüzüne bakmazlar mı nasıl yükseltilmiş? وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ Ve yeryüzüne bakmazlar mı nasıl yayılmış böyle bir döşek gibi? وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Ve dağlara da bakmazlar mı nasıl böyle kazık gibi dikilmiş? Dolayısıyla kıymetli hocam bu ayetlerden biz yola çıkalım. Ve buradan bazı sonuçlar elde etmeye çalışalım. Nedir? Şimdi bakıyoruz ki İbrahim suresindeki ayetlerle de birleştirdiğimizde kıymetli hocam insan oğlu daha yaratılmadan önce insan oğlunun üzerinden çok uzunca bir zaman geçmiştir. İnsan suresi de bunu bize anlatıyor. İnsan suresi Rabbimiz Yüce Allah insan oğlunun varoluş macerasını, serüvenini bize anlatırken bir de insan adında bir süreyle bunu bize anlatıyor. Evet. Ve bakıyoruz ki orada insan oğlu hel ete alel insan hinun min eddehri lem yekun şey'en mezkura. Yani daha insan oğlu henüz anılıp zikredilmeyen bir şeyken insan oğlu üzerinden çokça zaman geçmiştir diyor yüce Allah. Biz buradan neyi anlayacağız? Kıymetli hocam insan oğlu eşref mahlukat Rabbimiz Yüce Allah'ın göklerdeki iradesini yerde tecelli ettirecek, temsil edecek olan halifesi olan insan, dünyada yaşarken bir takım şeylere muhtaçtır, mecburdur. Ve Rabbi Rahim, merhametli olan Yüce Allah, halifesini dünyaya göndermeden önce
İnsan oğlunun dünyada ihtiyaç duyacağı ne kadar şey varsa onları bizzat kendisi yaratmıştır, vaat etmiştir, temin etmiştir ve insan oğlunun istifadesi için tabiri caizse ayaklarının altına sunmuştur. Ve esbaga aleykum ni'amehu zahireten ve batine. Yine aynı manayı bize anlatıyor. Ve şu an bakmaz mısınız? Gizli açık bütün nimetlerini sizin önünüze sermiştir diyor Yüce Allah. Şimdi böyle olunca kıymetli hocam, deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış? Dağlara bakmazlar mı nasıl dikilmiş? Yeryüzüne bakmazlar mı nasıl böyle yayılmış? Ve bunun gibi Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde yarattığı bu şeylerden bize bir ibret yolu açıyor. İbret yolu. Evet hocam. Şimdi dolayısıyla insanoğlu halife, eşref mahlukat, Rabb-i Rahim'in yeryüzündeki temsilcisi ve yeryüzünde yaşarken madem ki bir takım şeylere ihtiyaç duyacak, öyleyse Rabbimiz Yüce Allah Ela ya'lemu men halak ayetinin fehvasınca yaratan bilmez mi? Elbette ki bilir ve bizim neye ihtiyacımız olduğunu bizden çok daha iyi bilir ve bu bilmesinden dolayı da bizim bu dünya hayatında yaşadığımız süre içerisinde ihtiyacımız olan şeyler yaratmıştır ve önümüze sermiştir. Kıymetli hocam, burada nimetle rızık kelimesi eş anlamlı kelimeler olarak görülebiliyor, kullanılabiliyor. Ama arada ince bir fark var. Değerli hocam, nimet sanki böyle evrenseldir, geneldir. Ama rızık çok daha özeldir. Yani ne demektir? Bakıyoruz yeryüzünde her şey var. Peki rızık nedir? İnsan oğlunun istifade edebildiği şey nimetidir, rızkıdır. İstifade edebildiği, evet, faydalandığı şey. Bu anlamda bir başkaları için rızık olarak görülebilen şeyler kendisi için rızık olmayabiliyor. Niye? Çünkü hadis-i şerifte öyle ifade edildi. Adem oğlu malım 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 der durur. Malım. Yani illaki malını böyle ön planda tutar. Ve bir vadi doğrusu altına olsa ikinci vadiyi ister, onu araştırır. Ama Adem oğlunun gözünü neticede bir avuç toprak doldurur. Peki ne yapacağız? Buradan şimdi bir yola çıkmamız lazım kıymetli hocam. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Fahri Kainat aleyhissalatu vesselam Efendimiz, salatu vesselam ona olsun. Der ki halbuki insan oluşuna bir baksın. Yiyip içtiğinden başka, giyip eskittiğinden başka ve sadaka olarak senin önden gönderdiğinden başka senin malın yoktur ki. Bakınız hocam, yani memleket çok şeyler görüyor. İşin gerçeği o. Tabii işin mahiyeti o. Yani buradan hemen en basit bir örnek, memleketimize isim vermeyelim, reklam olmasın. Evet. Memleketimizin iş ve sanayi teknolojisine, sanayi dünyasına, iş dünyasına nam vurmuş bir iş adamı. Biz örneği verince seyircilerimiz zaten duvar oku anlayacaklar. Yani kendisi araba bayisi de, evet, araba firması olan bir iş adamımızdı. Rahmete gitti. Allah rahmetiyle karşılasın. Artıları ekstra olan birisiydi. Ne yapayım dedi. Şu kadar arabam var da dedi. Oğlumu bir arabama bindirip de direksiyona oturtamıyorum. İşte hocam bu rızıktır. Yani şu anda Mercedesler, BMW'ler, diğerleri, Toyota'lar, şunlar bunlar hepsi bir tarafta olsa, yani insanoğlunun o arabanın gaz pedalına basacak bir ayağı olmadıktan sonra ne anlam ifade edecek? Bakınız, rızıktan, evet, faydalanamıyoruz. Rızıktan faydalanamıyoruz böyle olunca. Dolayısıyla rızık budur kıymetli hocam. Kelime anlamı itibariyle yemek, içmek, yiyilen içilen şeyler, efendim giyilen şeyler, efendim insanoğlunun kazandığı gelirleri, efendim bu anlamda işte ev eşyası olarak kullandığı iaşesi, ibadetini temin eden şeyler, bunlar sözlük anlamı itibariyle yapılan şeyler. Ama Rabbimiz Yüce Allah'ın biz kullarına yapmış olduğu her iyilik bir rızıktır kıymetli hocam. Mesela İranlı Şeyh Sadi Bustan adlı kitabına başlarken öyle insanları uyarır. Der ki, uyanık olun, akıllı olun, bakın insan oğlu nefes alıp veriyor ve bir nefeste iki nimet gizlidir, bir nefeste iki rızık gizlidir. Nefes alırız, ömrümüz uzar. Nefes veririz, rahatlarız. Nefes alamadığımızda da, nefes veremediğimizde de iş bitmiştir. Öyleyse bir insanoğlu sağlıklı olarak alıp verebiliyorsa bir nefesi, en büyük devlete, en büyük servete zaten sahiptir. Gerisi Rabbimiz Yüce Allah'ın ezel bezminde taksim yaparken, takdir ederken payımıza verdiği şeyler. Onları biz bilemiyoruz kıymetli hocam. Evet, hakkımızda bize verilen, takdir edilen rızık nedir biz onları bilemiyoruz. İşte burada bir şeyler devreye giriyor. Sorularınız içerisinde onlar, evet, da var. Soracağım zaten. Evet hocam. Burada peki o zaman rızık nedir? Biz nasıl rızkımıza ulaşacağız? Şimdi Oraya geçmeden önce bir alsam sizden. Şimdi bir örnek verdiniz ya, evet, ayetten deve, yeryüzü, gökyüzü.
Bunları birazcık açabilsek, yani neden Allah-u Teala deve örneğini veriyor burada? Yani evet. Deveyin ne özelliği var veya yeryüzünün veya gökyüzünün? Bunu bir kısa açıklayabilsek, çünkü reklam arasına da gideceğiz. Daha doğrusu ilahi dinleyeceğiz biraz sonra. Peki hocam, hemen o zaman şöyle kısaca ben özetlemeye çalışayım. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا diyor Rabbimiz Yüce Allah. Bakın kıymetli hocam, insanoğlu içindeki isteme dürtüsü sebebiyle habire Yüce Allah'tan bir şeyler istiyor. Evet. Biz isterken de biliyoruz ki zaten neyimiz varsa onundur ve onun bizdeki eseridir. Biz bunu biliyoruz. Şimdi bu istemeden dolayı insanoğlu bir şeyler istiyor. Ve isterken de kıymetli hocam sahip olduğu şeyler her birisi bir alem olmak hasebiyle bize Allah'a haykırıyor. Hocam devenin yaratılışı muhteşemdir. Yani su içmeden, yemek yemeden günlerce yürüyebilecek, bizi ve erzakımızı, eşyamızı uzak ulaşamayacağımız noktalara götürebilecek olan vasıtalardır. O zaman için develerdir, bugün için evet. kamyonlarıdır, kargo uçaklardır vesairedir. Bunlar kıyamete kadar da değişik şekillerde insanoğluna hizmet etmeye devam edecektir. Şimdi hocam burada bunları örnekleme suretiyle Rabbimiz Yüce Allah aslında her bir nimetin veya her bir rızkın sahibinin kendisi olduğunu ilan ediyor. Bunu haykırıyor ve buna mukabil de bizden bir şeyler istiyor. Hemen Zariyat suresindeki ayette tekrar bir bakış açısı daha ben açmaya çalışayım. Buyur. İnsanoğlunun dünyadaki varlık amacı nedir? İnsanoğlu dünyada ne için vardır? Tesadüf müdür? Birilerinin dediği gibi maymundan doğrula insan evet. tekamül mü yapmıştır, evrim mi geçirmiştir? Veya daha dünyaya gelmeden önce ruhlar aleminde Rabbimiz Yüce Allah ondan ben senin Rabbin değil miyim? Evet sen benim Rabbimsin diyerek söz vermiştir de insan olarak dünyaya gelmiştir de yeryüzünün en değerlisidir de Allah'ın muhatabıdır da bundan dolayı bir takım şeylerle mükelleftir. Acaba bunu mu bileceğiz? Hangisini anlayacağız? İşte bir takım Yaratanla, kutsalla bağını koparmış olanlar insan maymundu, hayvandı, bir şeylerdi, oradan bir yerlere geldi diyecek kadar alçalabilmişlerdir. Ama yaratanla bağını koparmayanlar, hayır ben ilk günde insandım, benim bedenime girmeden önce ruhum yine insan ruhu olmak hasebiyle görevini görüyordu. Ben dünyada insan olarak yaşıyorum, insan olarak öleceğim, Rabbime insan olarak kavuşacağım ve Rabbime kavuştuğum zaman da her türlü rızıktan, her türlü nimetten hesaba çekileceğim. Bunun ifadesi. Onun için kıymetli hocam, Zariyat suresindeki ayetler onu bize anlatıyor. İnsanoğlunun dünyadaki varlık amacı, bulunuş sebebi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Alimlerimiz oradaki bir kısım açıklama şöyle yaparlar. اِلَّا لِيَعْرِفُونَ Beni tanısınlar diye yarattım. Niye? Yani insanoğlu yaratılmasaydı, dünyaya gönderilmeseydi, şu anda dünyada insanlar olmasaydı, başka şeyler olsaydı, Allah tanımayacak mıydı? Ama Rabbimiz Yüce Allah'ın iradesi bu noktada böylece tecelli etti. Bilinmeyen bir hazineydim, bilinmek istedim, tanınmak istedim, bundan dolayı da insanı yarattım. Ve insanı muhatap aldım. Hadi bakalım insan, bundan sonra senin vazifelerin var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ilahi dinletisinden sonra inşallah devam edeceğiz. Peki hocam, teşekkürler. Evet kıymetli izleyenler, bir ilahi dinliyoruz. İlahiden sonra tekrar karşınızdayız inşallah. Sosunan verim herini bahçen gülan nava gülü sosunan avazı hoş bülbülan verim herini verim herin avazı hoş bülbülan verim herini verim herin verim dedini herin verim beri zülmü herin verim dedini herin verim beri zülmü herin verim verim herin verem dedini herin verem herin verem dedini herin
ye, zulüm zor ettiş ye, va dünya harim ye, zulüm zor ettiş ye, bihşu bimiş ye, bi'alim bihac ye, bihşu bimiş ye, bi'selat bi'roj ye, ve'yem bi'dili harim, ve'yem ben zulmi harim, ve'yem bi'dili harim, ve'yem ben zulmi harim, ve'yem harim, ve'yem bi'dili harim, ve'yem harim, ve'yem bi'dili harim. Çemavan, dengi bomba ve kibaran, kuyundu fure çemavan, bu devra haruhovan, her amel vahajiyan, bu devra haruhovan, her amel vahajiyan, veren be dili herin, veren be zulmi herin, veren be dili herin, veren be zulmi herin, vere vere herin, verem be dili herin, vere vere herin, verem be dili herin. Allahu Allah, 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 Allah Allah, Allah. Evet kıymetli izleyenler, Rehber İlahi grubuna teşekkür ediyoruz Ömer Güneş ve Mücahit Oğur kardeşlerimize. Devam ediyoruz hocamla birlikte, Nihat Koç hocam, Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı ile birlikte rızkı konuşuyoruz. Rızık için endişelenmemiz doğru mu diye bir soru da soracağız kendisine. Çünkü genelde insanlar arasında böyle bir endişelenme var. Şunu yapsam rızkım kesilir, bunu yapsam rızkım kesilir, çalışmasam olmaz veya çalışırsam şu kadar bir rızık elde ederim diye. Böyle bir şey doğru mu? Hatta bu rızık endişesinden dolayı bazen helal harama dikkat edilmediği de oluyor hocam. Ne kadar doğru bu? Evet. Bu konuda ne söylersiniz? Buyurun hocam. Peki, kaldığımız yerden tekrar devam edecek olursak hocam. Tekrar seyircilerimizi Allah'ın selamıyla selamlayalım. Şimdi hocam, yani insanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren mükelleftir. Vazifeleri var. Evet. Bu vazifeler de artık ergenlik çağına geldikten sonra, rüşt çağına ulaştıktan sonra, kendi ayaklarının üzerine durduktan sonra, daha doğrusu kendisinin ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin iaşesini, ibadetini, rızkını, yiyeceğini, içeceğini helal yollardan temin etmesidir. Şimdi biraz önce biz ona temas ettik kıymetli hocam. Yani Rabbimiz Yüce Allah'ın şu dünya yüzüne sermiş olduğu nimetlerden payımıza düşeni bizim rızkımızdır. Ama bu rızıktan bize düşeni biz daha önceden bilme şansına sahip miyiz? Hayır. Yani biz bilmiyoruz. Rızkımız bizi nerede, ne zaman bekliyor bunu biz bilmiyoruz. Bunun için çalışmak zorundayız işte. Ha, çalışırken de endişeye mahal vermeden. Çünkü o endişe, Allah muhafaza, şu anda toplumumuzda birçoğunu heder ettiği gibi, helak ettiği gibi, perişan ettiği gibi, bizden önceki toplumlarda helaket sebebiyet verdiği gibi, Allah muhafaza bundan sonraki dönemde de yine bize, helakimize, hederimize sebebiyet verecektir kıymetli hocam. Yani şu anda rızıklarımız farklı farklı. Yani kimi
bir ekmek yerken kimi üç ekmek yiyebiliyor, kimi bir kilo et yerken kimi daha fazla yiyebiliyor, kimi evine ekmek götüremezken kimi daha değişik sebeplerle, daha değişik sahiplerle, daha değişik nimetlere ulaşabiliyor. Bu şu demek değildir. Şimdi kıymetli hocam, biz biliyoruz ki insan oğlunun yokluk çekmesi, fakirlik aslında bir imtihandır ve zordur. Ama hocam, seyircilerimiz, aziz hemşehrilerimiz, Diyarbakırlımız şuna emin olsunlar ki zenginlik çok daha büyük bir beladır. Notlarımızı hazırlarken, evet, rızıkla alakalı dersimizi çalışırken şahit olduğumuz öyle hadisler, öyle olaylar var ki kıymetli hocam, rızık için, dünyalık eşya için gelip kendisine yalvaran sahabisine, git azla yetinmeyi öğren, aza sabret, kanaat et, çünkü az malın hesabı da az olacaktır diyen bir peygamberin ümmetiyiz kıymetli hocam. Evet hocam. Ha, bu şuna demek değildir. Yani Müslüman zekat verecek derecede zengin olmak için de çalışıp çabalamak zorundadır. Çünkü veren el alan elden üstündür. Bu da rızıktır. Yani bu da rızkın bir başka boyutudur. Bu değişik zamanlarda toplumumuza şu şekilde yansıtıldı. Ve insanımızın maalesef büyük bir kısmı da buna zahitlik adı altında, züht, takva adı altında maalesef itibar etti. Bir dost, bir post yeter düşüncesi, kıymetli hocam, bize İslam'dan gelen bir düşünce değildir. Niye? Çünkü Mü'minun suresi, Rabbimiz Yüce Allah müminleri tanıtırken, iman ehlini anlatırken, İslam'ı içlerine sindirmiş olanları anlatırken وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ diye bir de ayrıca bir bölüm açmıştır. Yani onlar zekat için faaliyet gösterirler. Biz Haseki'de okurken kıymetli hocam, Yahya hocamız vardı. Allah selamet versin yaşıyorsa. Amin. Yahya Arkan hocamız, azizim diyordu, bu böyle değil. Bakınız diyordu, bunun mealini onlar zekatı verirler diye tercüme etmişler. Vallahi yanlışdır diyordu. Vallahi yanlış tercüme edilmiş diyordu. Hocam niye dedik? Bakınız evladım, وَالَّذ۪ينَهُمْ o müminler ki onların özelliği şudur ki liz zekati, zekat için, burada harfi cerle beraber okunan kelime, Arapça bilen kardeşimiz bizi, evet, çok daha iyi anlayacaklardır, öne çekildiğinde çok daha farklı bir mana ifade edecektir. وَالَّذ۪ينَهُمْ liz zekati فَاِلُونَ onlar zekat verecek derecede mal varlıkları olmak için, zengin olmak için çalışıp çabalarlar. Öyle değil midir hocam? Yani Kur'an-ı Kerim'de namaz ayetleri zekatla beraber zikredilir. Ne alaka diyeceğiz o zaman? Yani namazı kılıp yerimize otururduk o halde. Ama öyle değil. Namazı kıldınız. Haydi şimdi namazı kıldıktan sonra zekatı verecek derecede zengin olmak için, rızka ulaşmak için, nimete ulaşmak için çalışıp çabalayınız. Kıymetli hocam, Cuma suresinin ikinci sayfası. Orada Rabbimiz Yüce Allah Cuma vaktine ulaşan müminlerin yapması gereken vazifeyi anlatıyor. Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi terk edin. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Peki, alışverişi terk ettik. Cuma günü İslam toplumunda, Müslümanların yaşadığı, hakim olduğu toplumlarda Cuma günü alışveriş olmaz. Mala yani olmaz. Sadece Müslümanlar ekip olarak, toplum olarak, cemaat olarak hep birlikte Allah'ın evlerine Allah'ı zikretmek için koşarlar. Ve alışverişi terk ederler. Şimdi o zaman burada hemen bir parantez daha açalım. Cuma günü ezan okunduktan sonra alışveriş yapan kardeşlerimizin durumunda olacak. Parantezi kapatalım. Onlar Allah'a aittir. Allah'ın emrine burada bir muhalefet var kıymetli hocam. Bunu geçelim. Orada peki, zaten net bir şekilde ortaya tabii, çıkıyor. Orada ortaya çıkıyor. İkincisi. Feyza kudiyeti salatu. Namaz tamamlandığında ne yapacağız kıymetli hocam? Burası önemli. Feyza kudiyeti salatu. فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا namaz kılındıktan sonra da hemen yeryüzüne yayılın diyor Yüce Allah. Yeryüzüne yayılın. Yeryüzüne yayılın, vazifeniz devam ediyor. Helalinden kazanmanın yollarını arayın ve Allah'ın fazlını, keremini, lütfunu isteyin diye Cuma günü ibadetten sonra bizi tekrar rızık aramaya, rızkın peşinde koşmaya davet eden bir dinin mensuplarıyız, müntesipleriyiz. Elhamdülillah. Çok şükür. Onun için hocam, evet, rızkımızı helal yollardan temin etmek için vazifelerimiz var. Çalışıp çabalayacağız. Helal yoldan temin etmek için gayret göstereceğiz. Ve rızkımızı temin etmek için helal yoldan uğraşırken de Allah'ın bize emrettiği, özellikle Ramazan'ın dışındaysak eğer, 5 vakit namazı asla ihmal etmeden rızkımızı aramanın yollarını arayacağız. Çünkü bazen helal bile olsa kıymetli hocam, rızkımızı temin ettiğimiz mesleğimiz helal yollardan kazanmış olsa bile o an için patronumuz, işverenimiz bize namazı engelleyebilir. Patron, bir dakika burada sen dur. Rabbim senden büyüktür. Evet, şu anda sen benim rızkımın geçici görüntüsüsün.
Yani şu anda Rabbim rızkımı senin eline bana ulaştırıyor. Ama sen olmasan da başkası rızkımı bana muhakkak Allah onlar yoluyla bana ulaştıracaktır diyecek kadar iman ehli ve metin olmak durumundayız. Ve biz namazla, sabırla Allah'tan yardım istediğimiz süre içerisinde Rabbimiz Yüce Allah gizli ve açık nimetlerini önümüze sermeye devam edecek kıymetli hocam. Tahrim suresindeki ayetler muhteşemdir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Hocam yeter ki biz hayatımızı yaşarken Allah'a adanmış bir hayat ile hayatımızı yaşamaya çalışalım. Ve biz bu hayat ile hayatımızı yaşarken, bu şuur ile, bu inanç ile hayatımızı yaşarken Rabbimiz Yüce Allah bize öylesine harikulade, mükemmel kapılar açacak ki biz hiç farkında bile olmayacağız ve ama nimetler gelip bizi bulacak. Eski bizim tasavvuf erbabımız, kadim medeniyetimiz dünyayı ve nimetlerini güzel bir kadına benzetirler. Derler ki sen o güzel kadının peşinde koştukça o seni çekmeye devam edecek. Ama sen arkanı dönüp gittiğin zaman da o senin peşinden gelmeye devam edecek. Hocam bu bir dengedir. Bu bir ibrettir. Bu bir dengedir. Yani dünyada evet böyledir. Fahri Kâinat Aleyhisselatü Vesselam da zaten sürekli bu dünya hayatını, içindeki şeyleri, yaşadığımız olayları hep örnekleme yoluyla bize anlatır ki akıllarımızda, hafızalarımızda, mafsalarımızda iyice yerini alsın ve ona göre şuur dünyamız şekillenmiş olsun. Bir hadis-i şerif daha var kıymetli hocam. Orada vazifemizi bize hatırlatıyor. Lütfen. لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَّقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوا خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِتَانًا Subhanallah. Eğer diyor siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, Allah kuşları nasıl rızıklandırıyorsa sizi de aynen öylece rızıklandırırdı. Hocam hadis-i şerif burada bitmiyor. Devam ediyor. Bakın diyor onlara yuvalarından, kuşların yuvaları. Bir avuç, bir metre en büyük bilemediniz. Evet. Yuvalarından boş karınla çıkarlar. Akşam karınları şişmiş olarak tekrar yuvalarına geri dönerler. Ha, o zaman biz buradan neyi anlayacağız kıymetli hocam? Rabbimiz Yüce Allah'ın ezel bezminde bizlere takdir ettiği rızkı tespit etmek için, temin etmek için, elde etmek için üzerimize düşen vazife yapacağız. Ve o rızkı bulmak için koşturup duracağız. Ama endişe mahal yok. Çünkü Rabbimizin takdir ettiğinden başkası gelip de bizi bulacak değil. Anadolu'nun birçok yerinde kullanır. Bilemiyorum Diyarbakır'ımızda durum nasıldır. Anam mesela özellikle zaman zaman kullanırdı. Yavrum derdi rızkımız birdir, iki olmuyor. Bu aynı zamanda duygusal bir sözdür hocam. Evet. Aslında bunu da mesela anamın bir sayfa okumuşluğu yoktur garibim. Ama öncekilerden, büyüklerinden, dinlemişliklerinden öğrendikleri budur. Ve mükemmeldir. Öyledir hocam. Yani Rabbimiz Yüce Allah'ın bize takdir ettiğinden başka elimize geçecek midir? Yani şu anda mesela biraz önce verdiğimiz örnek iş adamı. Evet. O da onun rızkıdır. Ama onun peşine koşmuştur. Evine bir ekmek, bir kuru soğan götüren de onun rızkıdır. O da onun peşine koşmuştur. Ama muhakkak surette o bir ekmekle bir kuru soğanı elde etmek için üzerimize düşen vazifeyi yapmak için çalışıp çabalayacağız. Zamanımız ne haldedir hocam? Bir örnek daha var. Önemli. O örneği de alalım. Son bir dakika. Hatta bir dakikadan kısa bir süre kaldı. Hemen şöyle hocam. Gelip sürekli Allah Resulü'nden bir şeyler isteyen bir sahabi var. Ve her seferinde de Allah Resulü Aleyhisselam buna bir şeyler verip gönderiyor. Artık ona bir ders verme zamanı geldi. Dedi ki evladım evde bir şey var mı? Dedi ki var ya Resulallah. Ne var? Dedi ki işte yere serdiğim bir çul var. Onun yarısını kendime yatak yapıyorum, yarısını örtü yapıyorum falan. Dedi onu bana getir. Aldı getirdi. Dedi ki bu kilimi alan yok mudur içinizde? Birisi dedi ki bunu ben alırım ya Resulallah. Kaçını alırsın? Bir dirhemi alırım. Başka dedi alacak yok mudur bunu? Bu haliyi alacak olan yok mu bu kilimi? Diğer sahabi dedi ki ben iki dirhemi alırım. İki dirhemi Allah Resulü Aleyhisselam o kilimi sahabiye sattı. Getirdi iki dirhemi, bir dirhemi eline verdi o yardım ettiği sahabinin. Dedi ki git bununla aile fertlerine rızık al. Diğer o bir dirhemle de git kendine bir balta, bir keser neyse öyle bir şey bul. Git odun topla sat ve 15 gün gözüme görünme. 15 gün bana görünme. 15 gün sonra gel bakalım ne haldesin. O sahabi emredileni yaptı. Gitti. 15 gün sonra geldiğinde hem o kilimin parası kalmıştı hem de elinde 15 dirhem o alışveriş yaptığı satır şeylerden, odunlardan elinde para kalmıştı. Evet. İşte hocam budur. Rızık dediğiniz olay budur. Tevekkül varsa rızık olur, tevekkül yoksa rızık da olmayacak. İstediğiniz havanda su döver. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum hocam. Buyurun. Bu arada annenizden de söz ettiniz. Annenin ellerinden öpüyoruz. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz Allah inşallah. Kıymetli izleyenler, küçük bir reklam arasına gideceğiz. Reklamdan sonra tekrar karşınızdayız inşallah.
gözlerim kalmadı bir şey, bitti sözlerim kalmadı bir şey, bitti sözlerim. Ben de binal gibi susmuşum işte, Ebu Bekir gibi efendi, yolum gözlerim. Gel ey efendi, yolum gözlerim. Ben de Bilal gibi susmuşum işte, Ebu Bekir gibi aşığım ben. Bir Ömer gibi aşığım ben de, ben de Ali gibi susmuşum işte, bir Ömer gibi aşığım ben de. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinciyle tekrar birlikteyiz. Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Sayın Nihat Koç Hocam'la birlikte sohbet etmeye devam ediyoruz. Rızkı konuşuyoruz. Rızkın özellikleri, rızkın nasıl kazanılacağı, ne şekilde kazanılacağı, helale harama dalmadan, girmeden rızkı en güzel şekilde kazanma yollarını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir sorum daha var hocam. Onu da ben size sorayım. Rızkımızın artması için, yani malum onun için yaşıyoruz. Evet. Rızkımızın artması için ne yapmamız lazım bizim? Tabii ki kıymetli hocam, aslında her birimizin ayrı ayrı gönlünde yatan bir husustur. Evet. Yani bugün için ortalama şartlarda bir arabaya binen ve kendisini sanayiye götürmeyen, bir araba elinde olan bir insanımız ister ki yarın daha iyisine binsin. Ve bu, evet, insanoğlu fıtratında olan bir duygudur. Bu örnektir mesela. Şimdi tabii peki artacak ama nasıl artacak? Yani artmanın da yolları var, gerekçeleri var. Yine burada insanoğluna düşen vazifeler var. Biz hemen İbrahim suresindeki şu ayeti bir defa hatırlamak zorundayız. Ve iz teezzene rabbukum, estağfirullah, ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le ezidennekum. Habibim Muhammed, şunu da hatırlayın diyor Rabbimiz Allah. Ve iz oradaki hatırlamayı bize hatırlayın, şunu da hatırlayın ki teezzene rabbukum, Rabbiniz şunu ilan etti. Le in şekertum le ezidennekum, andolsun, yemin olsun, eğer siz şükrederseniz muhakkak ben de andolsun ki artıracağım. Ve le in kefertum, peki nankörlük ederseniz ne olacak? Oradaki küfür nankörlük anlamında, setre anlamında, nimetleri görmezden gelme anlamında. Peki nankörlük ederseniz ne olacak? İnne azabi le şedid, o zaman şunu da bilin ki azabım şiddetlidir, çetindir. Kıymetli hocam, yani insanoğlu bir şeylere sahip oluyor. Yani şimdi sahip olduğumuz nimetler için biz Rabbimiz Yüce Allah'a hamd etmeli, şükretmeli, ona gereğince teşekkür etmeli, bunun yollarını aramalı mıyız?
Yoksa ya niye daha fazlası yok diyerek hep daha üst noktalardaki daha iyi seviyelerde yaşayanlara mı bakmak durumundayız? Burada bize ne düşer? Hadis-i şeriflerde de bunlar bize açıkça anlatılmıştır kıymetli hocam. Nimetlerin kadrini bilme anlamında insanoğlu eğer eline geçenlere şükrederse, hamd ederse, elindekilerle yetinmeyi bilirse ve bu anlamda üzerine düşen vazifeler yapmayı başarırsa Rabbimiz Yüce Allah onun nimetlerini daha da artıracaktır. Hocam artırmanın yolu, nimetleri artırmanın yolu muhakkak şükürden geçiyor. Evet. Bizim eski büyüklerimiz mesela öyle anlatırlardı. Hamd, şükür, kanaat. Eğer bu üç nimet, bu manevi nimetlerden aynı zamanda, manevi rızıklardan aynı zamanda bu üç nimet bir insanda yoksa o insan dünyaya sahip olsa karnı doymayacak. İki yakası bir araya gelmeyecek. Ya niye daha fazlası yok? Niye bu yok? Onda var, niye bende yok? Sürekli böyle gözü dışarıda olursa, kıskançlık olursa, haset olursa, sürekli böyle insanların sahip olduğu nimetler noktasında onları çekememezlik olursa bu defa hocam keskin sirke küpüne zarardır. Kendisine zarar verecek. Allah ondaki nimeti de alacak bu defa. O nimetin kadrini, kıymetini bilmediği kıymetini, değerini bilemediği nimetleri alacak. Kadrini, kıymetini bilen, teşekkürünü, şükrünü eda edebilen kullarına gönderecektir. Dağıtacaktır. Şimdi bu anlamda kıymetli hocam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde nimeti artırmanın yollarından bazıları bize de öğretilir. Nimetlerinin artmasını ve Allah'ın nimetlerinin üzerindeki etkisini görmek istiyorsa bir insan akrabasını ziyaret etsin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Maşallah. Evet hocam bu muhteşemdir. Akrab felyasil rahimehu diyor. Akrabasını ziyaret etsin. Sıla-i rahim yapsın. Akrabalık bağlarını canlı tutsun. Bakın hocam yani akrabalık bağı biz bu arada aynı zamanda bütün hastalarımıza şifalar dileyelim. Ben dün mesela acilen Elazığ'a anamı ziyaret etmeye gitmek zorunda kaldım. Cumartesi günü bir kaza geçirmiş. Allah şifalar versin. Allah razı olsun cümle hastalarımıza. Şimdi bakıyoruz bir hasta mesela orada bir kaza istemem bir olay yaşanmış ve ben yerimde duramadım orada anamdır benim varlık sebebimdir o artık akrabalık bağından da ötedir ama yine sıra-i rahimdir ben yerimde duramadım oğul gelme yapma etme dese de tamam anne ben gelmeyeceğim kim tutar dedim. Beni evet, artık değil mi? Artık yollara revan oldum gittim onları ziyaret ettim elini öptüm şifa dileklerinde bulundum anamın babamın hayır dualarını aldım geldim ve ben gelirken babamın bir duası beni hakikaten etkilendi ve gözlem yaşardı oğlum Cenab-ı Allah seninle olsun. Bir evlada bu yetmez mi hocam? Bir insana da bu yetmez mi? Yani bir anne babanın gönlünü hoş etmek suretiyle. Bakınız bunlar zaten bizim birinci derece bakmakla aynı zamanda mükellef olduğumuz yakınlarımız. Evet. Bir de siz bunu düşünün ki bakmakla mükellef olmadığınız akrabanız, yakınlarınız sizin iyiliklerinize ulaşıyor, sizin nimetlerinize ulaşıyor ve size teşekkür ediyor. Allah'tan sizin için iyilikler diliyor. Hocam bu işe rızkın atmasına vesiledir, sebeptir. Yani insanların, daha doğrusu akrabalarımızın hele ana babamızın muhakkak, bize yaptığı muhakkak. Dua bizim için ipin koptuğu noktadır. Diğer bir evet. Sebep hocam, rızkımızın atmasına sebebiyet olabilecek bir başka etken etkenimiz şudur. İnsanoğlu zaman içerisinde günahlara düşebiliyor. Buna bizler de dahiliz. Allah muhafaza yani Rabbimiz Yüce Allah yani Allah muhafaza zaten içki, faiz, zina, kumar şuna zaten düşünmez Allah de. Allah muhafaza. Yani Rabbimiz Yüce Allah'ı zikretmediğimiz, zikretmekten gafil kaldığımız zamanlar ben diyorum ki takvayı kendisine şiar etmiş insanlar için günah olarak yeter ve artabilir aslında. Bunlar mesela hocam bunlar bizi aslında tetiklemelidir aynı zamanda. Şimdi peki biz bunu diyelim. Diğer tarafta günahları gizli açık işleyen insanlarımız var. Peki ne yapacağız? Hocam Allah Resulü Aleyhisselam'ın dilinde bu olay şöyle ifade bulur. Eğer siz tövbe istiğfara devam ederseniz Allah sizin rızkınızı artıracak. Tövbe istiğfara devamla orantılı olmak üzere rızkımızı artırmayı... Hadistir. Tabii hadis şeriftir. Evet. Evet hocam hadis şeriftir. Ne güzel. Tövbe istiğfar günahlarının affına, rızkın çoğalmasına vesiledir, sebebiyettir. Ve bunun gibi o kıymeti hocam yani orada... ayet-i kerimede ifadesini bulduğu şekilde biz tekrar özetleyelim. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Bakınız hocam Rabbimiz Yüce Allah birdir. Tevhid olayını anlatırken Rabbimiz Yüce Allah قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ Habibim Muhammed'im de ki Allah birdir, tektir. Burada yemin yok, tekit yok, pekiştirme yok. Ama şükür konusuna, rızık konusuna geldiğimizde Rabbimiz Yüce Allah yemin ederek olayı bize anlatıyor. Oradaki لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَمُ تَكِدْتِرْ Pekiştirme edatıdır. Yani yemin olsun muhakkak bak and olsun ki kesinlikle böyledir ki siz şükrederseniz Allah artıracaktır. Siz nankörlük ederseniz Allah azaltacaktır. Hocam bu nimetler rızık denizi olay zaten böyledir. Yani kadir kıymet bilindiği zaman rızıklar nimetler elde durur. Ama biz o eldeki nimetin kadrini kıymetini bilmezsek Allah onu bizden alıp
kadrini kıymetini bilen başka kullarına göndermeye de elbette ki kadirdir. Buna da gücü yeter. Dolayısıyla haset yok, kıskançlık yok. Tam tersine Allah'a adanmış bir ömürle, tevekkülle çalışmak var. Rızkın peşine koşmak var. Ve rızkın peşine koşarken de acaba ne olacak diye endişeye mahal yok kıymetli hocam. Allah'ın takdir ettiği muhakkak bizi gelecek bulacak. Ama orada önemli olan bizim irademizle Allah'ın iradesinin, bizim çalışmamızla Allah'ın iradesinin tevafuk etmesi ve buluşmasıdır. Onlar buluştuğu anda Rabbimiz Yüce Allah'ın bize takdir etmiş olduğu rızık gelecektir. Bizi bulacaktır. Yani evet. Gene tevekkül varsa rızık vardır. Bunu anladık. Bir örnekle hocam hemen aklıma gelmiş. Yani vaktimiz ne alemde onu tekrar ben sorayım size. Vaktimiz var daha. Pekala hocam. Hazreti Ömer halifedir. Mescid-i Nebi'de namaz vakti için bekleyen müminleri görür. Kendisi de müminlerin emiridir ve imamıdır. Namaz için ön tarafa gideceğinde, Mescid-i Nebi'nin içine doğru gireceği yerde o günkü şartlardan mescidi ayakta tutan direklerin dibinde oturmuş bekleyen bir takım müminleri görür, Müslümanları görür. Onlara sorar. Der ki, siz buradan neyi bekliyorsunuz? Oradakiler der ki, Ömer biz mütevekkilleriz. Yani şu, biz fakiriz, biz Allah'a dayanmışız, biz ona güvenmişiz, biz burada oturuyoruz. Müminler bize bir şeyler verirse biz karnımızı doyuracağız. Biz Allah'a güveniyoruz. Hazreti Ömer orada heybetlenir. Hayırdır, kalkın buradan gidin, siz mütevekkil değilsiniz, siz müteekkilsiniz. Yiyici takım. La ilahe illallah. Subhanallah. Evet, Subhanallah. Nasıl Subhanallah? Hocam bak burası çok önemli. Yani Hazreti Ömer, İslam peygamberinin dilinde benden sonra peygamber gelecek olsa da Ömer olurdu dediği adam. Yani oradaki heybetlenmesi de ben anlıyorum. Hazreti Ömer hak söz konusu olunca dayanamayan, kalba sığmayan bir insan. Siz mütevekkil değilsiniz, siz müteekkilsiniz, iyi takımsınız. Kalkın burada insanlara yük olmayın, gidin rızkınızın peşine koşun, çalışın, çabalayın diye emir veren bir de İslam tarihinde böyle bizim bir hatıramız var kıymetli hocam. Ne güzel, ne güzel. Yani gene anladığımız rızkın artması için sıla-i rahim yapacağız. Bol bol sıla-i rahim yapacağız. Yakınlarımıza bakacağız, ziyaret edeceğiz ve tevbe edeceğiz inşallah. İnşallah. Peki hocam şimdi süremiz çok az kaldı. Evet. Hemen bir iki dakikamız kaldı. Evet, ben konumuz dışında ben bir soru sormak istiyorum. Kaç gündür buraya gelen Hazreti Süleyman Camisi ve 27 Şehit Sahabenin Türbesinin olduğu yerdeyiz. Gelen ziyaretçilerden soru geliyor bazen. Bu sorulardan bir tanesi ve en ilginci. Bilmiyorum bilerek mi halkın arasında yayıyorlar o kısmını bilmiyorum ama şey söylüyorlar, Kur'an mealini okumak hatim yerine geçiyor mu diye. Bu konuda ne söylersiniz hocam? Yani tamam. Meal hatim Peki, yerine anladım. Geçiyor mu? Şimdi kıymetli hocam, zamanımızın bu kalan kısmında biz bu konuya değinelim. Zaman zaman insanımız hakikaten merak ediyor. Evet. Biz yine hüsnü niyetimizi, hüsnü zanımızı korumak zorundayız. İyi niyetle sorulmuş bir soru olarak algılayalım. Evet. Tabii insanımız merak eder. Yok, merak da tamamen iyi niyetten tabii, sorulur. Merak da ilmin tamam başıdır hocam. Merak ilmin anahtarıdır. Açar, kapıları açar. Şimdi hocam bizim hatim dediğimiz olay şudur. Kur'an-ı Kerim'i Euzu Besmele çekip Fatiha'dan Elhamdülillahi Rabbil Alem diye başlayarak Minel cinneti ve nas diye biten Nas suresinin sonuna kadar 114 sureyi başlayıp bitirme olaydır. Hatim gelen dediğimiz olay budur. Yani hatim mühürlemek demek, kapatmak demek. Biz bu kelime anlamının dışında aldığımız zaman bu olayı özellikle Ramazan ayında Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna okumaları olayı olarak biz bunu anlıyoruz. Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim hangi dilde yazılmıştır? Arapça. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in okumuş olduğumuz metninin hatim olabilmesi için Arapçasından muhakkak okunmuş olması gerekiyor. Bu hatimdir. Mukabele dediğimiz olay da Allah Resulü Aleyhisselam'ın vahiy meleği Cebrail ile beraber yapmış olduğu, her Ramazan yapmış olduğu bir uygulamadır. Cebrail peygamberimiz okumuştur, peygamberimiz Cebrail okumuştur. Ve biz bu Ramazan ayında bunu da canlı tutuyoruz. Mukabelelerimiz ve hatimlerimiz bu anlamda önemlidir. Şimdi peki mealini okuduğumuzda hatim olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü Arapça değil. Çünkü orijinal değil. Ha peki boş iş yapmış olur muyuz? Haşa. Hayır. Allah muhafaza, biz ona da boş iş diyemeyiz. Biz zaten hocam Ramazan başladığından beri katılmış olduğumuz her yayında, vaazlarımızda,
televizyon, radyo programları, biz bunları sürekli canlı tutmaya gayret ediyoruz. Ve gayret etmek de zorundayız. İnsanımızı Kur'an-ı Kerim'le Ramazan ayında buluşturmak zorundayız. Evet hocam. Ben acizane şahsen bunu sürekli tavsiye ediyorum insanımıza. Yani Arapçasını bilen muhakkak bu Ramazan ayında mümkünse en az bir hatim yapsın. Arapçasını başından sonuna bir hatim yapsın. Daha fazla yapan zaten nur ala nur oluyor. Değilse yapabildiği kadar orijinal şekliyle Kur'an-ı Kerim Arapçasından okumaya gayret etsin. Yani hatim olmasın ama yine Kur'an-ı Kerim orijinal Arapçasından okumaya gayret etsin. Bunu da yapamıyor. Bunu da yapamıyorsa o zaman açsın Kur'an-ı Kerim'i mealinden okusun. Okuyabildiği kadarıyla. Hocam bu da sevaptır, bu da sadakadır, evet. Bu da ibadettir. Bunda da tereddütümüz yok. Yani artık meal de okumaya zamanı kalmıyorsa Ramazan ayındayız. Her gün en az bir kez açsın, öpsün, koklasın, yüzüne gözüne sürsün ve bundan bereket umsun. Evet hocam. Hocam bu bile bereket getirmez mi bize? Getirir. Elbette ki getirir. Yani bir takım insanlar şimdi bunu bid'at olarak yorumlayacak ama Kur'an-ı Kerim başından sonra rahmettir. Ve Kur'an-ı Kerim mesela hacda özellikle bizim insanımızın en çok zorlandığı noktalardan evet. birisi. Bizim dışımıza gelen ülkeler, özellikle uzak doğu ülkeler ve Afrika'dan gelen Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i açarlar, okurlar, öperler, koklarlar, kapatırlar. Başının altına yastık ederler ve Kur'an-ı Kerim'i yastığın altında yatarlar. E hocam bu olur mu? E olur tabii, niye olmasın? Yani sen Kur'an-ı Kerim'i haşir neşir ol da sen Kur'an-ı Kerim'i hiç elinden düşürme de vasfın o şekilde olsun. E kaldı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılarken daha sonraki dönemlerde Müslümanların namaz kılarken Kur'an okuduklarını, sonra kapatıp yere koyduklarını, rükûlen secdeye yatırılarını da evet, biz bu anlamda biliyoruz. Arkadaşlar uyarıyorlar. Evet. Çok geciktik. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Rabbimiz faydasını halk etsin. Rabbimiz bizleri helal rızıklar peşinde koşanlardan Amin. Eylesin. Haram da rızıktır. Rabbimiz bizleri haramdan muhafaza eylesin. Çünkü nesilden nesile aktarılan kodlarımıza işlenen bir boyutu vardır. Helal keyfe kafidir kıymetli hocam. Aynen. İnşallah Rabbim bizleri helal dairesinde rızıklarımızı temin eden kullanan etsin ve biz rızkın büyüğünü inşallah ahirette bekliyoruz. İnşallah. Manevi rızkımızdır. Biz onları inşallah cennette hocam. Talep ediyoruz. Rabbim teşekkürler. Yolahtan. Allah razı olsun. Allah şeref olsun. Hocam. Estağfurullah. Şeref Allah var etsin. Evet kıymetli izleyenler, bugünkü iftar sevinci konuğumuz Diyarbakır İl Müftü Yardımcımız Sayın Nihat Koç hocam bizi aydınlattı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun. Yayınımız burada sona erdi. Daha doğrusu iftar sevincimiz burada sona erdi. İlahilerle devam edecek inşallah. Yarın farklı bir konu ve farklı bir konuk ile tekrar karşınızda olacağız inşallah. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hep mutlu kalın inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أبي كل عدل إخوة أزهر دائم دبيجم أبي كل عدل إخوة أزهر دائم دبيجم جاشق رسول إخوة إيرو أزلالو جيجم جاشق رسول إخوة إيرو أزلالو جيجم أي جانان أي جانانان أي دلمان أي دلمانان ای جانان ای جانانان ای درمان ای درمانان بنات چی خوشی که وینا بلا ریحانان بنات چی خوشی که وینا بلا ریحانان نخوشم بشي فما فاكرم بهمامة نخوشم بشي فما فاكرم بهمامة مجنونم لتولامة بدأت يا رسول الله مجنونم لتولامة بدأت يا حبيب الله اي جانان اي جانانان اي دلمان اي دلمانان ای جانان ای جانانان ای درمان ای درمانان بنات چی خوشی که و کابی
gülü reyhana Bina teçi hoşike minna gülü reyhana حسین آباد بر با بر بیشقیم بتلا حسین آباد دیبار بر بیشقیم بتلا جان فدای مصطفی هدیت یا رسول الله جان فدای مصطفی هدیت یا حبیب الله ای جان ای جان دان ای درمان ای درمان ای جان Bina teçi hoşike, minna gülü reyhana